Yerinde olsam olanları arkadaşından önce anlatmaya başardım. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Arasında kan izleri çıkmış. Temizleyemediğimiz kan izleri. Ne oldu parmaklarına? Atölyedeki yapıştırıcıda. Amcamla birlikte çalışıyorum elektrik atölyesinde. Bu kadarını biz de biliyoruz ya. Bu kan izleri nereden geldi? Sen onu söyle bana. Nereden bileyim komiserim? Araba amcamın. O da serserinin teki. Başka birinin kanıdır herhalde. İsterseniz gidip onlara sorun. Göreceğiz bakalım. Dua et de dediğin gibi çıksın. Benim hiçbir suçum yok. E bitti gitti işte. Ne ağlıyorsun o zaman? Ağlamıyorum ben. Bak şimdi. O gece ne olduğunu bana tıkır tıkır delikanlı gibi anlatacaksın, tamam mı? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum bile. Bütün gece evdeydik biz. Bir şey söyledi mi? Hayır. Sürekli evdeydim, evdeydim deyip duruyor. Var bunlarda bir şey ama ne? Sizce bu işi gerçekten onlar mı yaptı başkomiserim? Onlar yapmış olsa bile cinayet silahını bulmadan işimiz çok zor. Sen bir arama yaptır bakalım. Belki evlerinden bir şey çıkar. Emredersiniz başkomiserim. Ali ile Sertaç'ın evinde yapılan aramada çok sayıda pantolon ve gömleğe el koydular. Ayrıca çamurlu bir bot ve spor ayakkabıları da aldılar. Keşke eşyaların üzerinde ölene ait kan bulunsa diye düşündü Başkomiser Orhan. Hadi kan bulamadık diyelim. Hiç olmazsa çamurlardan bir tanesi ölenin bahçesindeki çamuru tıp atıp tutsa. Cinayet aleti de sopa da hala kayıp başkomiserim. Aramaya devam edin. Emredersiniz. Yalnız benim aklıma takılan bir şey var. Suç aleti tamam. Hadi onu yanlarında aldılar, götürüp attılar. Peki sopayı neden almış olabilirler? Epey bir boğuşmuşlar. Kurban sopayla adamlara vurmuşsa birini yaralamış olabilir. İyi de kurbanın kanı dışında kan izine rastlayamadık ki. Belki sopaya bulaşmıştır. Bu yüzden sopayı alıp gitmiş olabilirler. Toprak olağanüstü güçlü bir delildir. Tanecik büyüklüğü, içindeki mineraller, bitki, hayvan, mantar kalıntıları hep bulunduğu yere özgüdür. Sertaç'ın botunun altındaki toprak kalıntıları ölenin bahçesindeki kalıntılarla birebir örtüştü. Üstelik bahçedeki ayakkabı izlerinin önemlice bir bölümü yine bu bottan kaynaklanıyordu. Hiç kuşku yok Sertaç bu bahçeye girmişti. Ali'nin pantolonu, spor ayakkabısı,
Sertaç'ın botu üzerindeki minik lekeler kandı. Her birinin DNA profili, ölen Ahmet'in DNA profiline tıpatıp uydu. Kuşku, iyi bir polisin en temel özelliğidir. Ahmet Emin'e saldıranlar Ali ve Sertaç olabilir diye düşündü başkomiser. Elbette o gece giysilerini başka birileri giymediyse. Başkomiserim, bu leke uzaktan sıçrayan kan lekesi. Görmüş olduğunuz gibi zaten lekeler de seyrek ve ince tanecikli. Bu da yakın mesafeden herhalde. Aynen öyle. Bu da Ali'nin gömleği olduğuna göre. Evet. E'si şu, cinayet sırasında Ali kurbanına oldukça yakın mesafedeymiş. Demek ki dibindeymiş. Evet. Ama bu onun yaptığını ispat etmiyor. Cinayet silahına ihtiyacımız var. Raporlara ne oldu? Birkaç saate hazır olur. Giysilerin üzerindeki kan lekelerinin şekli önemli diye düşündü Başkomiser Orhan. Bu işin uzmanlarının bu şekillere bakarak saldırının biçimini, saldırıda kaç kişi olduğunu, saldırıda kullanılan silahın ya da cismin niteliğini, saldırganların birbirine olan durumunu ve hatta mağdura olan yakınlığını dahi söyleyebileceğini biliyordu. Enes Alıcı döndü mü konferanstan? O yarın dönüyor başkomiserim. Tamam. Kolay gelsin. Sonunda başkomiser Orhan şüphelerini kanıtlayacak delillere ulaşmıştı. 23 plakalı beyaz şahinin içinde bulunan kan lekelerinin DNA'sı, ölen Ahmet Emin'in DNA profilini tuttu. Diğer yandan laboratuvardan gelen raporlar Ali ile Sertaç'ın o gece o bahçede olduğunu kanıtlıyordu ama cinayet silahına hala ulaşılamamıştı.